Çanakkale Şehitler Abidesi çevresi altyapı ve üst yapı düzenlenmesi için hummalı bir çalışma başlatıldı. Çalışmalar Mart ayına kadar sürecek. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir yaptığı açıklamada çalışmalar bitene kadar Şehitler Abidesi'nin ziyaretçilere kapalı olacağını söyledi. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, şehitler abidesinin daha sağlıklı hale gelmesi ve ziyaretçilerin daha iyi ağırlanması için, altyapı, üst yapı ve çevre düzenlemesi için çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında Şehitler Abidesi'nin teknik altyapı, üst yapı sorunlarının giderilmesi ve gerek ulusal çapta bir organizasyon olan 18 Mart töreninin icrası, gerekse de ziyaretçi yönetiminin daha işlevsel hale getirilmesi, Cumhuriyetin 100. yılı vizyonu da göz önünde bulundurulacak. Çalışmalarla şehitler abidesi alanındaki elektrik altyapısı, sulama, içme suyu, yangın hatları yenilenerek bitkisel peyzaj alanlarının düzenlemesi yapılacak. Mart ayına kadar sürecek çalışmalar bitene kadar şehitler abidesi ziyarete kapalı olacak. Tarihi alan başkanı İsmail Kaşdemir çalışmaları hakkında kapsamlı bilgiler verirken şunları söyledi. Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünde 2023 yılında Cumhuriyet'e giden yolun başlangıcı olan bu topraklarda bir takım çalışma yapma kararı aldık. Çanakkale'nin simgesi olan Çanakkale Şehitleri Abidesi'nde, etrafında, tören alanlarında bir takım düzenlemeler ve çalışmalar yapacağız. Tabii ki coğrafi koşullar, zaman, iklim koşulları burada bir takım zaman içerisinde bozulmalara ve eskimelere sebep oluyor. Biz de tarihi alan başkanlığı olarak gerek abidenin altındaki Su sızdırma, sızdırmazlığına bakmak, buradaki yangın tertibatını tekrar gözden geçirmek, elektrik hatlarını yenilemek, buradaki peyzaj çalışmalarını tekrar bir gözden geçirip daha ziyaretçiye uygun hale getirmek. Kaldı ki her geçen gün Çanakkale tarihi alana gelen ziyaretçimiz de arttığı için otopark düzenlemesi yapmak gibi birçok başlık altında burada çalışma yapacağız. Ve tabii ki güvenlik sebebiyle de, e, buradaki ziyareti Mart'a kadar kapatmak durumundayız. İnşallah buradaki çalışmalar bittikten sonra da 18 Mart'ta ki inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla, teşrifleriyle buradaki bu çalışmayı açmış oluruz. Dediğim gibi burada hummalı bir çalışma olacak. Çok özenle bir çalışma yapıyoruz çünkü bu topraklar ne kadar kıymetli olduğunu, Türk milleti için ne kadar kıymetli olduğunu farkındayız. Ve bu yüzden bu topraklara gözümüz gibi bakıp gözümüz gibi kolluyoruz. Çok dikkatli ve ihtimamlı bir çalışma sonucunda burayı daha güzel hale getirip inşallah ziyaretimize ziyaretçimize açmış olacağız. Kısmetse 18 Mart 2023'te burası yeni çehresiyle çalışmadan sonraki haliyle ziyarete açık hale gelmiş olacak. Ve umut ediyorum ki önümüzdeki yıl Çanakkale'ye tarih alana daha çok ziyaretçi gelecek biz de onları karşılamaya, ağırlamaya hazırız.